Ne yazık ki seçimlerde umut ettiğimiz şey olmadı, olamadı, değişimi yaşayamadık ve AKP yeniden tüm ceberrutluğuyla iktidar oldu. Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı oldu. Bundan sonra ekolojik yıkımın elbette hızlanarak devam edeceğini tahmin etmek zor değil. Ekoloji mücadelesi yapan yaşam savunucuları da buna göre kendilerini konumlandırmalılar bundan sonra. Yani geçtiğimiz süreç daha da çetin bir süreçti ama önümüzde çok daha çetin bir süreçle karşı karşıya kalacağımız belli. Yani bunu nereden anlıyoruz? Hemen daha ilk günlerde Akbelen Ormanı'na gireceğiz diye 1 Haziran'dan itibaren duyurdular. İşte her şeyi biz kazandık dediler, diyorlar. Yani bu işte bu çevreciler, bu ekolojistler aslında ülkenin kaynaklarını ortaya çıkmasını engelliyor dediler. Önümüzdeki süreç çok çetin bir süreç olacak. Daha fazla dayanışmaya, daha fazla birlikte davranmaya zamanı şimdi diye düşünebilirim. Çet süreci de hakikaten zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı ÇED yani yasanın gereğini yerine getiriyor ama her ÇED sürecinde biz biliyoruz ki Çevre Şehircilik Bakanlığı ÇED'i hazırlayan şirketin yanında adeta onun savunucusu gibi. Biz bunlara karşı idare mahkemelerinde çabalamaya çalışıyoruz, kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz ve açtığımız davaların önemli bölümü de geri dönüyor ne yazık ki yani olumsuz olarak geri dönüyor. Ve bir chatle ilgili açtığımız bütün idari davalarda inanılmaz derecede harç ve işte dava masrafları yükseliyor ve bunların hepsi gönüllü olarak çalışan hiçbir geliri olmayan ekolojistler tarafından karşılanıyor. Önümüzdeki süreçte de böyle bir süreçle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi en büyük handikapımız bu bizim. Yani tabii eskiden daha büyük bir handikaptı. Şimdi bir network oluştu yerel mücadeleler arasında. Yani artık Akbelen'deki mücadeleyi biliyoruz. İşte Amasya'daki Taşbükü'ndeki köylülerin mücadelesini biliyoruz. Daha 2 gün önce Samsun'da kendi meralarını işte endüstri bir alanı haline getirme, sanayi bölgesi haline getirme konusundaki köylülerin çabalarını, oradaki mücadelelerini biliyoruz. Ama birbiriyle koordine etme konusunda bir sıkıntımız var. Var ekoloji örgütleri aslında hem ekoloji birliği altında kendi koordinasyonunu sağlamaya çalışıyor. İklim Adaleti Koalisyonu diye aslında hem iklim krizini net bir biçimde kendi mücadele alanı olarak tutan 70 kadar ekoloji örgütünün bir arada durduğu mücadeleler var. Küçük küçük mücadeleleri de birleştirmeye çalışıyoruz. Ama ekoloji mücadelesinin en büyük handikapı ne yazık ki lokal olması gereken belki de lokal. Yani çünkü nerede bir yangın varsa insanlar o yangını kendi o bölgedeki insanlar tarafından söndürülüyor. Bu da tabii lokal küçük küçük eylemlermiş gibi gözüküyor. Aslında Türkiye haritasına baktığımızda yani o direniş noktalarını yerleştirirseniz o noktalar harita üzerinde gördüğünüz şey çok her yerde bir ekolojinin yıkımına karşı bir direniş var aslında. Ve bu aslında korkutuyor şeyleri. Yani yani hem hükümeti korkutuyor hem sermaye çevrelerini korkutuyor bu aslında. O yüzden bunların koordine edilmesi konusunu becerebilirsek, başarabilirsek çok önemli bir merhale kat etmiş olacağız.